caddeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor yakası. Efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Ahlaksız kadın. Aa, sattık kızlarını valla. Ay böyle anne olur mu ya? Böyle anne olur mu? Aa, Firdevs Hanım. Geçti Bolu'nun pazarı. Süreççeğini niye de? Nasıl olacak bu iş? Anam. İyi misin? İyi. Ya bu sütçü Ramız Efendi ne kadar komik adam ya. Değil. Vahide'nin de güzelliği. Pöpöpöpöpö yavrum maşallah. Bu ne? Yeni yardımcı hanım geldi mi? Yok daha gelmedi dayı. Behlül'le Nihal kalksın tanışırlar. Behlül mü? Behlül kim? Ay pardon ya. Hay Allah dilim sürçüldü. İçeride diziye bakıyordum da kafam orada kalmış. Aslı ile Volkan kalkmış olsunlar diye diyorum. Larissa'ya saat 10'dan önce gelmedi. Ha, adı Larissa mı? Hı hı. Moldova yalıymış. İçinden. Aman becerikli biri olsun da çünkü tek başına sen yetişemiyorsun ya. Hediye Hanım'da da iş yok. Sağ olsun sade çene. Yok yok dayı. Larissa pek hamarat, pek temiz bir kız gibi görüktü bana. Oh. Görsem öyle de güzel ki aynı bizim Vahide'ye benziyor. Vahide kim yahu? Ya bizim sütçü Ramiz Efendi'nin küçük kızı yok mu dayı? Sütçü kim ya? Bizim sütçü mü? Ay yok diziden gene ben Şefkat. Hay Allah. Hah geldi. İyi günler. Hoş geldin canım. Gel. Bak bu Larissa dayı. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Gel canım ben sana mutfağı göstereyim. Eyvah. Ya Volkan görmesin bunu. Hakkımı helal etmem Osman. Bu güzelleri güzeli Dilber Halal'ın en körpe, en cıvır yaşında ölüsü çıkar bu evden oğlum. Ya hala ne demek kadın kılına girdi de kendini Tahsin Bey'in karısı olarak tanıttı ya? Ne diyorsun sen ya? Hala bir kulak ver de anla hoşik. Seni kafesleyen o soykası batasıca, o çekticiye damar kuruyasıca, bir de onun alkolik çam yarması abisi. Bir oldular da beni eziklediler oğlum. Nasıl eziklediler? Beni buralardan göndermek için yapmışlar. Şuncacık bir Dilber. Bir garip Dilber fazla geldi bunlara. Hep o sinsi dul kadının yüzünden. Buralardan git dediler. Senin paralarık dediler. Ne demek ya? Nasıl bir terbiyesizlik bu? Yazık tabi Tahsin Bey eski İstanbul beyefendisi. Ezim ezim ezildi, büzüm büzüm büzüldü. Dilber Hanım küsmesin, Dilber Hanım gönül koymasın diye ne edeceğini şaşırdı. İki kardeş şaka yaptılar deyi deyi yerin yedi kat dibine geçti. Ya demek Aslı da var bu işin içinde ha? Sana büyümü yaptılar, yatağın altına domuz yağı mı sürdüler? O fesat gözlü karının esak yüzünü niye göremiyorsun oğlum? Yok, benim oğlum aptal. Benim oğlum aptal. Hala bırak şimdi aptalı maptalı ya. Hadi Volkan itin teki de. Aslı'dan beklemezdim böyle hareketleri yani. Hiç beğenmiyorum kadını Osman. Maşallah dediği 7 gün yaşıyor. Uğursuzun teki. Tamam oğlum, tamam. Şş, bak hele.
kokuyor da. Aslı mı? Cehennem gibi kokuyor, gavur gibi kokuyor. Yanına yanaşamazsın, burnun direğe kırılır. Uy, zaten sarışınların teni kokar derler büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Sarışınların? İçi çürümüş oğlum, ondan kokuyor. Ruhunun, kalbinin kokusu dışına sirayet etmiş. Saçmalama hala ya. Halbuysa bizim Meyrem. Amanın, önce diyorsun ki acaba bu gülü kokusu nereden geliyor? Etrafta gül bahçesi de yok ki. Sonra bir bakıyorsun. Aa, Meryem karşıdan saçlarını açmış geliyor. Anlıyorsun ki Meryem'in teni gül kokuyor. O adları güzel kız. Bırak şimdi Meryem'i falan da bu saygısızlık benim hiç hoşuma gitmedi hala. Biz koskoca Koç Arslanlı ailesiyiz ya. Ben bunun altında kalmam. Kalma oğlum, kalma kuzum, kalma katasını aldı. Bu güzelleri güzeli Dilber'i eziklediler Osman. Yanan ışığı sönsün, baharı kışa dönsün. Bize beddua edenler, bedduanız başa dönsün. Maşallah. Neris sen çok cizil. Çok. Harika. Akça bakça böyle. Slav ırkının nadide bir numunesi. Çok cizil. Larissa. Larissa değil, Selena. Ama işte kötü güçlerin temsilcisi Hades gene taktı kızım. Ya Makbule, sen de televizyon izleye izleye iyice beyin çiplerin yandı ha. Fıstık hizmetçi diyor muyuz? Günaydın. Aslıyorum. Şimdi siz yaprağı mobilya almak için Anadolu yakasına gideceksiniz ya. Ay beni de götürseniz oraya. Hiç görmedim o yöreleri. Doğası bir harika diyorlar. Suları şırıl şırıl akıyor diyorlar. Hele bir Bağdat Caddesi var diyorlar. Dadına doyulmaz diyorlar. Ne olur beni de götürün. Ben gider miyim karşı tarafa Burhan Bey? Ne kadar süreceği belirsiz bir yol. Kara delik gibi. Oha. Günaydın. Evet. Günaydın da uyanmadın mı acaba hala? Mutfakta peri kızı var ya. Hoş geldiniz. Sağ ol. Ben Larissa. Larissa. Memnun oldum. Ben de Volkan Sütçüoğlu. Cem'e mi geldiniz? Fotoğraf çekimi falan mı vardı acaba? Yok mu evde? Burada mı bekliyorsunuz? Nedir? Cem kim? Volkan'ım. Bak bu Larissa. Yeni yardımcımız. Yardımcımız mı? Ha. Ne konuda yardımcı olacak? Erişim erişi işte. Ha. Aa. Kıyamam ya. Efendim? Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evimiz sizle ayrı bir güzelleşecek. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Yatılı mı geldiniz? Yok, gündüzdüm. Bir şey ister misiniz? Vallahi gönül neler istiyor da. Çay, kahve alır mısınız? Yok, estağfurullah ya. Siz zahmet etmeyin. Gazetenizin keyfini bozmayayım ben. Karnım aç benim aslında. Makbule abla, kahvaltı ver bana. Larissa, esas siz ne içersiniz? Çay, kahve hemen yapıvereyim. Gazete kuru kuru gitmez. Çay mı, kahve mi, ben mi? Karşı taraf mı? Arabayla mı? İş saatinde. Bu trafikte. Siz manyak mısınız be? Ne var ya? Sen bugün bir günlüğüne alışverişe ta Roma'ya gidiyorsun. Bizim Kadıköy'e gitmemiz mi manyaklık? Vitaminsiz beyim. Ben sadece alışverişe değil, dibe vurmuş aşk hayatım açılsın diye aşk çeşmesine para atmaya gidiyorum. Ayrıca Roma buradan net 2,5 saat. Sizin yolculuğun ne kadar süreceği belirsiz. Tanrı verdi. Var mısın bu maceraya? Karşı tarafa ha? İş saatlerinde. Aslında tam bir çılgınlık. Bak bacım, Kubilay abinin servetini reddetmen güzel. Kendi evine çıkman hoş ama gel yapma etme. Akıllı ol. Buralardan bir yerlerden kendine mobilya al. Çocuklar, o mağazada çok çeşit var ve çok ucuz. Artık tartışmayalım. Kim gelecek benimle? Ben geleceğim.
riskli bir karar, kabul ediyorum. Ama unutulmaz turistik bir gezi olacak. Hep diyor. Bağdat Caddesi şöyle. Çamlıca Tepesi böyle. Bağdat'ın çıtır kızları böyle. Görmek bugüne kısmetmiş. Arkadaşlar yapmayın. O trafikte telef olursunuz. O yola dayanamazsınız. Gençiz, dayanırız. Dayanmalıyız. Aslında ben de teyzemin kızını 10 yıldır görmedim. Ay, çocukları da büyümüştür. Niye görmüyorsun kız? 10 yıl önce Suadiye'ye taşındılar. Ve birbirimizi kaybettik. Artık karşı tarafın insanı onlar. Ah, o kadar özledim ki. Ay hadi Fatoş ya, katıl bize. Sevenler kavuşsun. Birlikte üstesinden geliriz bu yolculuğun. Cem. Yapamam. Ben en son 93 kışında bir kere Caddebostan'a geçmiştim. O tarihten beri arabanın içinde o kadar uzun süre kapalı kalamıyorum. Tanrı verdi. Aslında benim de eve bir iki tane mobilya almam lazım. Dekorasyon çok eleştiriliyor da. Ya rakçı adamım ben. Maceraya açık bir insanım. Afrika'ya da giderim, karşı yakaya da geçerim. Arabayı kim kullanacak? Zeytinyağlı kereviz, bir de çocuk yaptı Murat. Sağ olmak Bili. Kumanyasız olmazdı. Yollar uzun, şartlar çetin. Bindik bir alemete, gidiyoruz kıyamete. Anadolu yakası demek ha. Köprünün de öte yanı. Ama olsa Burhan Bey, her gidişin bir dönüşü, her gecenin bir sabahı, her derdin bir çaresi vardır. Biliyor musun Makbile? Dünya gözüyle yapmak istediklerim arasındaydı Anadolu yakasını görebilmek. Ama bu kadar da küçük bir zamanda... Gerekli. Demek randevuya gelmedi abi ha? Gelmedi Sertaç, aramadı da Aspam. Bütün gün burada sazan gibi bekledin durdum. Sen arasan kardeşim. Hay belki bir yanlış anlaşılma olmuştur ha? Öyle mi diyorsun? Belki burayı bulamamıştır abi. Abi nasıl bulamaz biliyorum dedi. Bence o muhallebici de buluşmayı kendine layık görmedi. Ya bir yerde sekreter değil mi bu kız abi ya? Nedir bu havalar? Ne bileyim abi. Sanki kendisi Türkiye'nin bilmem kaçıncı zengini de burayı beğenmiyor hanımefendi. Kalkmak üzere. Lütfen cep telefonumuzu kapatalım. Cep telefonumuz değil bu bebeğim. Bizzat benim kendi öz telefonum. Değerli yolcularımız, emniyetiniz için lütfen kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı konuma getiriniz. Ulaşılamıyor. Oho! Bıktım bu Türk kızlarının kaprislerinden ya. Hepsi arıza, hepsi nazlı be. Sen arama diye mi yapıyor acaba kardeşim ha? Zaten kalçaları da geniş genelde. Bıktım ben abi. Tamam. Bitti yani. Mahmut! Buyurun. Mahmut, bana Moldovyaca sözlük aldır gülüm. Moldovyaca, bildiğimiz. Bildiğimiz, bilmediğimiz ne varsa aldır gel. Ben niyeti bozdum. Dursun yok mu bugün? Bir huzur var mekanda, bir rahatlık var. Yok değil mi? Ay dakika bir tıkandı ya. Dursuncuğum. Dursuncuğum. Acaba diyorum emniyet şeridine mi dalsak? Polis filan gördüğü zaman hastamız var. Hastaneye yetiştirici oh deriz. Ben hasta ve sıhhat numarası yaparım arkada. Hastasınız siz zaten Burhan Bey, hasta. Efendim tatlım? Ya geze geze gidiyoruz işte. Karnınız tok, sırtınız pek. Ne şikayet ediyorsunuz ya? Eyvah, kağıt helvacılar. Bu hiç iyi işaret değil. Yarım saattir duruyoruz. Ay sonsuza kadar sürecek bu yolculuk. Ay bu nasıl bir cümle, beni nasıl yaraladı bu cümle anam? Sonsuza kadar mı, ne demek bu? Ay daraldım. Ay şurayı aç, burayı aç, camı aç, pencereyi aç lan.
Ana! Ana! Ne oluyor buranın abi ya? Ya klostrofobi geliyor bana. Ne? Ay camı pencereyi aç. Kız bıraldım, bir şey vardı burada. Ay Nipo eksikti. Panik yok, panik yok. Efendi gibi oturun, arıza çıkarmayın. Ay şurayı açın, burayı açın ya. Ay. Ana! Of! Et mi, tavuk mu, balık mı arz edersiniz? Menüyü komple getir bebeğim. Menü? Menü diyorum, toptan getir. Et, balık, tavuk, av hayvanı, kuş, sakatat, ne varsa hepsini getir. Açım be! Ay, burnum akıyor zaten. Ay. Sonuçta 50 kere Dilber Hanım'dan özür diledik, elini öptük bilmem ne. Ayrıca da bu Volkan'ın fikriydi. Sonuçta da bir şaka yani, şaka ya. Bu pek şaka olmamış Aslı. Bu baya baya bir kaka olmuş. Ne demek şimdi bu? Ya kaç yaşında kadın? Tansiyonu, şekeri inip inip çıkıyor. Ya o zaman sen hakikaten inanıyor musun bunlara? Aslı, bak ben bugüne kadar sana saygıda ve nezakette kusur etmedim. Ama senin benim halama yaptığına bak. Ya bir dakika Osman, Dilber Hanım benim hakkımda sinsi diyor. Seni başkasıyla evlendirmek istiyor. Ay şimdi bende mi oldu kabahat ya? Hayatım sen küçüksün. İdare ediver, saygı göster. Ne var bunda? Ya inanamıyorum Dilber Hanım'ın dolduruşuna gelip benimle kavga ettiğine şu anda. Ben kavga etmiyorum. Uyarıyorum. Ha uyarıyorsun. O zaman ben de seni uyarıyorum Osman. Sen de ilk başta silah taşıyorsun, kabadayısın filan diye benim babam senden hoşlanmamıştı. Ama ben ne yaptım? Onların gazına gelmedim. Senin arkanda durdum. Bir dakika, sen kendi ailenin gazına geleceksen ve bu yüzden bizim ilişkimiz kopacaksa inceldiği yerden kopsun bence. Vallahi. Şimdi, bu öyle değil yani bak. Yok yok ama... öyle öyle. Hayır hayır bu öyle değil. Hayır, bak, hayır, senin öyle, dediğin öyle, yer öyle, başka. Yok yok tamam tamam. Burhan Bey niye köfte getiriyorsunuz? Çok feci kokuyor ya. Ya niye bıçıktım acaba ya? Panik atak hastalığımı yenmek için kendimi meşgale arıyorum. Allah Allah. Dışarıya baktım olmadı. Yaprağın bacaklarına bir süre baktım olmadı. Öyle yemek yer gibi yapıp ondan sonra klostrofobimi yenmeye çalışıyorum. Bir klostrofobin eksik daha Burhan abi. Ya ne yapayım, ofisteki odam duşakabin gibi, evdeki odam küvet gibi. Fare deliklerinde sığınıyorum kaldım ya. Ay Dursun Bey, ne kadar zamanda varırız acaba? Tam da adamı sordun ha. Bir saate ciddik ciddik gidemedik, olmadı iki saat. İki saate ciddik ciddik gidemedik, olmadı dört saat. 4 saati gittik ihtimalle 5 saat, 11 saati gittik belki de öyle uyuyacağım bir şeyler. Sen benimle matrah mı geçiyorsun ya? Ama öyle yapıyorsun Dursun. İn arabadan. Hayda. İn arabadan hemşerim. Köfteni ve köfte kokunu al git. Biz burada sevabına götürelim diyoruz sizi ya. Şoföre saygı duyacaksın ya, bu konuda hassas ol. Dursun abi ya bir şey demedi, şaka yaptı ya. Tanrı verdi, her şeyi karışma sen. Otur oturduğun yerde. Allah'ım bu ne ya? Anne çocuğunu azarlar gibi. Anne mi? Nasıl yani? Sen beni annen gibi mi görüyorsun? Ne? Burhan Bey, hala bacaklarıma mı bakıyorsunuz? Ay ne yapayım ya? Köfte yiyeyim mi? Dursun'a şaka yapma. Yaprağın bacaklarına bakma. Ne yapayım acaba? Bana bir yapayım şu anda. İyi günler. Bu ne Visa? Nasılsın? Cemai Faci. Hoş geldin. Nereye? Salona. Sağ ol. Larissa. Bu ne Visa? Cemai Faci. Nasılsın? İyi günler. Nasılsın diyorum ya. Moldovyaca. Sen Moldovyaca bilmiyor musun? Sağ ol. Şimdi anladım. İyiyim. Sağ ol. Larissa. Biraz kendinden bahsetsene bana ya. Ne yapıyorsun? Nerelisin? Sevgilin var mı filan? Kişin alıyorum. Ha. Neresi orası? Moldova başkenti. Ha. Ben biliyorum orayı zaten ya. Seni denemek için sordum. Yani genel kültürünü ölçüyorum.
Ha, ben aslında elektronik mühendisiyim. Ne? Hadi be. Hem de üzerinde edebiyat master yaptım. Yok ya, vallahi bravo. Daha da nasılsın? Sevginin var mı? Sohbet etmek güzel ama benim iş var. Aşk olsun ya. Sen bırak, ben yaparım. Erkek işi o zaten. Alırsın mı ekme? Ya Larissa, sen ver bakayım o bezi bana. Ver o bezi bana, ver. Sen git bana bir kahve yap, ben hallederim. Tamam, gideyim. Sen çok kibarsın Volkan. Sağ ol. Kibar diyen dilleri yerim ben. İşte abi, kız bu ya. Güzel, akıllı, kültürlü. Al kurtul, al kurtul. Oh be. Nasıl canım lan ben burayı? Ve işte 5 yaşında babam daha fazla çikolata yemeyeyim diye elime vurunca hayat boyu travma yaşattı bu bana. En sonunda geçen yılki terapiyle atlattım ve kurtuldum. Seni affediyorum baba. Ya ben çocukken kaç kere annemden evire çevire dayak yedim. Hiç böyle bir şey olmadı ya. Düşün yani. Bu bir şey olmamış hali. Bir de bir başına bir iş gelse o zaman düşün ya. Düşün. Ya sen benim hakkımda şimdi kötü bir laf mı yaptın yani? He? İn lan arabadan. Oho! Ya Dursun, sen ne adarası bisin böyle ya? Hemen kovuyoruz kötü enerjileri, hemen kovuyoruz. Evet, şimdi sizler için hazırladığım paket bir esprim vardı, onu sunacağım. Zaten espriler de önceden hazırlanınca o kadar komik olur ki. Değil mi ama, değil mi? Çok doğru bir yaklaşım. Evet, hemen başlıyorum. Dursun, nereye yolculuk hemşerim? Anladınız mı? Esprim bu ya. Oğlum aynı arabadayız ya. Aynı yere gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Hemşerim diyorum yani. Komik olan bu yani. Tabii açıklayınca komik olmuyor tabii. Zaten komik değildi. Ama aynı araba böyle, aynı arabada gidiyoruz. Arkadaşlar zaman... trafik ilerliyor. Açıldı. Şampiyonu yaşıyor. Allah'ım aşkına olsun. Hey hey ya. Ay, çok güzel ya. İnanmıyorum ya. Yine tıkandı. Of. Arkadaşlar. Panik yapmayın ama. Suyumuz bitti. Ne? Ay kız, bir müşahada bayılacağım. Ya bırak. Ay panik atın. Atak kendini. Ya yapma. Ay çetin. Ya yeter be lan, bir susun be. Lan bir susun be. Tımara ne oldu araba ya? Adam gibi oturun, sessiz durun, yoksa sizi vurabilirim ha. Ne? Vurmaya da bilirim ama garantisi yok. Evladım. Garson. Gel, spagetti. Bene. Hey, buongiorno. Scusa, signora. Gel bakayım buraya. Un attimo. Bana bak. Posso aiutarla? Bana bak. Sì. Full menu, okay? Full. Non capito. Ya, Roma'nın gerizekalılık başkanı da bana çattı ha. Bana bak. This menu, all of this, okay? Ah, tu vuoi provare tutte cose ma qua? Signorina, ma c'è una cosa in tuo naso. Ne? Tuo naso. Naso, cioè c'è dentro due cose. Anche schietto cocuio. No, 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 questo. Anche me schietto cocuio. Naso, naso, naso. Ya ne dici be? Ma contratto capito tutto il matti. Oh, vada back. I'll buy you at your coffee at your coffee city, okay? Hadi uzatma, getir hepsini. Go, go, go! Ya madonna, mannaggia, vuoi il fagioli? Ay,
Bu İtalyan erkekleri de çiğ çiğ yiyecek beni ha. Manyak. Ay! Ya ben bütün Roma'yı böyle mi dolaştım? Ya! Aman! Ya tanıyan yok, eden yok. Sefam olsun. Ne bakıyorsun be? Bana. Bu da geçer, bu da geçer. Alışmalıyız. Dayanmalıyız arkadaşlar, dayanmalıyız. Bir de olaya iyi tarafından bakalım. Elimizde bir kutu gazoz var, bizi birkaç saat daha idare eder. Böyle zor zamanlarda paylaşmak en güzel ilaçtır bacım. Bir de sevgi. Seni seviyorum Fatoş. Sana bağırdığım için çok özür dilerim sevgilim. Ay, aşkım ne demek ya? Aşk olsun canım benim. Şey, acaba soyunup atletimi değiştirsem ayıp olur mu ya? Ay yok artık. Ya 4 saattir yoldayız, sucuk gibi terledim. Seri panik ataklar geçirdim. Ne yapabilirim ya? Doneni de değiştir istersen manyak. Aslında aklımdan geçmedi değil ha. Ne? Çünkü o bölgeni de terledi. Ya ne yapabilirim? Yolculuk uzun sürecek diye 2 tane de peynir kilo aldım yanıma. Lan! Ne var lan? Lan oğlum kızlar neden hepsi konuşuyorsun ha? Edepli konuş. Çok kurtaracağım sana. Sapan. Sapak, sapak! Dursun Bey sağa dön. Dursun sağa dönsene! Ya ne yer göre yapıyorsunuz? Sapak ha, döndük ya. Ya ne oldu? Başınız göğe erdi mi yani? Ne oldu? Döndük ya. Ya la 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 ya. Ya 2 saat fazla gitmeyin diye diyoruz Dursun abi. Ya ne var? Geze geze gidiyoruz işte. La her işiniz acele ya. Affedersiniz. Enişten alçalmaya başladık. Paketlerinizi dolaba koyabilir miyim? Koyamazsın yavrum. Bu pakette Roma'dan aldığım 2500 euroluk ayakkabılarım var. Pilot dümeni bırakıp gelse yine vermem. Yol ver. Haydi yol ver. Ay. Ay bebeklerim benim. Bebeklerim, bebeklerim. Bebeklerim benim. Arkadaşlar ben şuradan teyzemin kızına gidiyorum. Ben de bu yörenin tarihi turistik yerlerini çekeceğim. Okey, o zaman biz de mobilyacıya gidiyoruz. 2 saat sonra tam burada buluşalım. Okey, tek kere. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. İyisin. İyiyim dedim ya. Yine dipçik gibisin. Of. Utanma, utanma. Ben güzelliğimden, alımımdan utanıyor muyum? Sen de utanma. Gurur duy. Yok efendim. Diziye bakıyorum da. Ne dizisiymiş bu? Beraber seyredek. Ne bileyim efendim. Bak bu da iyi takip ediyor bu dizileri. Ay ne olacak bu Lamia'nın hali bilmiyorum ki. Kim? Anacığım bizim Lamia yok mu? Bunun bir adamcı yüzden gayrimeşrum bir çocuğu oldu. Adamı da kırsı zengin. Boşamıyor mu oğlanı? Ama bebeği nüfusuna aldıracakmış diyorlar. Allah yardımcısı olsun ne dedik. Sizin akraba mı bu Lamia? Yok canım ne münasebet. Bak hele. Şimdi sizin ailenin kızları bizim oranın kızları gibi değil. İstanbul kızı bunlar. Daha hoppa oluyorlar, daha aç gözlü oluyorlar. Erken serpiliyorlar. Yahu Lamia dizideki artistin adı Dilben Hanım. Bu aralar bu dizilere taktı kafayı. Başka laf konuşmuyor işte. Uy! Sinirlenince daha da dipçik gibi oluyorsun. Ben onu mu diyorum gadasını aldım. Aslı'yı diyorum. Temincik Aslı beni kapıda gördü. Hiç ses etmeden pel pel baktı. Döndü kıçını gitti. Öyle mi? Görmemiştir herhalde. Gördü gördü hoş şik. Bana gönül koyuyor ama ben onu anlıyorum. Olabilir. Ama Aslı benim kuzum, kuzum. Ben onu nadir sevdim, nadir beğendim. Osman'a diyorum, bu kızın diyorum, bu sıfatının, bu derisi diyorum, kadife midir, ipek midir diyorum hep. Sağ olun efendim, sağ olun. Bak hele,
Şimdi bizim orada kız çocuklarına pek yüz verilmez. Ondan yanlış anlıyor. Tabak bile sevdiği deriyi yerden yere vururmuş değil mi ama? Öyle derler evet. Dilber dezelerine küsmek olmaz. Senin çocuklar da beni çok eziklediler ama Tahsin Bey. Ben de koskoca kaç yaşında kadınım yani. Nereden bakınırsam bakın 40 yaşında varım. 40 mı? Sen benim yılan gibi kıvıl kıvıl kıvıldığıma bakma. 40'ın fazlası da var. Aşkım baksana bana. Aşkım. Bekala o kadar güzel salata yapıyorsun ki. Benim daha güzel yaptığım şeyler de var yavrum. Benim kalkmam lazım. Mutlu yapacağım. Olur mu ya? Beraber yaparız. Hem ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Hem sohbet de ederiz. Demek bale de yaptın ha? O zaman sen yap Utu. Ben de seyredeyim seni. Seyretmek çok zevkli. Sağ ol canım. Şarkı da söylerim istersen ben sana. Verisa, anacığım hadi kalk salonda bir toz al. Aa Makbule abla, niye iş yaptırıyorsunuz kıza ya? Yazık değil mi? Ne yaptıracaktık başka? Ben biliyorum onu ne yaptıracağım. Ha? Larissa, hadi sen ütü odasına git, ben geleceğim canım, hadi. Makbule abla, bak bu kıza hizmetçi gibi davranmayın ha. Ne gibi davranacağız? Ya Larissa ile aramızda, nasıl desem, hızlı ama temelleri sağlam bir ilişki başladı. Ben çok beğendim bu kızı. Güzel, kültürlü, asil. Yani ev işlerinde çalışması umurumda değil. Aramızda seviyeli bir ilişki olabilir onunla. Ay Volkan ağam, bence acele karar verme. Hapisten yeni çıktın ya. Duygusal bir boşluktasın şimdi. Hapisten mi? Hapis mi? Ay pardon ya. Askerden yeni geldi ya. Onun akabinde böyle ilk gördüğün güzel kıza hissi, duygular mı istediğini sanıyorsun? Yok yok. Ben vallahi Larissa'ya karşı ciddi duygular besliyorum. Haberiniz olsun yani. Ay Volkan ağam. Ali Rıza Bey ne der? Ali Rıza Bey kim ya? Baba. Kadıköy çarşısında Caddebostan plajında Kandilli Kız Lisesi'nin önünde fotoğraflarım var. Çek Dursuncuğum, çek. Çekti mi? Yakala. Pardon amcacığım, bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Lütfen. Fotoğraf mı? Fotoğraf. Çek Dursuncuğum, çek. Yerel halkla fotoğraflarım olsun istiyorum. Biliyor musun, yerel halkla gezerken sohbet etme fırsatım oldu. Anadolular çok temiz insanlar. Ben yedi göbek İstanbulluyum efendim. Ya saf işte. Anadolu olduğu için. Böyleler. Amcacığım, İstanbul te köprünün öbür tarafında. Yedi göbektir kimse söylememiş bu temiz insanlara. Hadi görüşürük. Gerçekten bu yakanın havası suyu mis gibi Dursuncuğum. Biz büyük şehirde bunlardan mahrum kalıyoruz. Kim bilir bir daha ne zaman görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ay canlarım benim. Sakın beni unutmayın tamam mı? Öteki yakada da olsak, görüşmemiz çok zor olsa da hep kalbimdesiniz. Leyla'cığım artık bunların düğünlerinde falan görüşürüz herhalde. Kısmet. Ay ay. Haydi bakalım. Vedaları kısa tutun. Yolumuz uzun, zor ve tıkalı. Alışveriş yaptım, yemek yedim, geldim. Siz daha karşı taraftan dönemediniz mi? 15 dakika mı? Aa bekleyemem o kadar. Ben vallahi kafede beklerken ağaç oldum. Eve gidiyorum. İyi hadi. Selam. Ha, iyi akşamlar bacım.
Sağ ol. Larissa, bak yine senin sevdiğin salatadan yaptım. Kendi ellerimle. Ellerini yıkamış mıydın abi? Ne diyorsun lan kızın yanında? Sağ ol Volkan. Yerim ben seni. Sen sağ ol. Beyler nasıl tatlı kız değil mi? Maşallah hanımefendi kız. Beyler ben de ateş bacayı sardı söyleyeyim. Ateş mi? Ateş. Ateş diyorum yanıyor da. Yemekler gelecek birazdan. Aç mısın? Evet. Ben de sana. Oo, kopuk uçurtma geldi. Arkadaşlar tanıyor musunuz bu genci? Hani bize tembellik hususunda, işe geç kalma hususunda sürekli fırçalar çeken, hayatı burnumuzdan fitil fitil getiren arkadaş Dursun insanı değil mi bu? Bağlak mı çakarsın? Ne diyorsun sen ya? 12 saat geç kaldın işe diyorum lan. Senin kız kardeşin rica etti diye arkadaşlarına ta karşıya götürdüm geldim. 12 saat araba kullanırım ha. Karşıya mı? Deli misiniz siz kardeşim? Dursun bak bu Larissa, Moldovyalı arkadaşımız. Merhaba. Sipariş verdiniz mi? Adisyon açtı mı? Oğlum misafir kız. Adisyon arıza çıkar mı şimdi? Benim hesabıma yaz. Dursun, söylemeyi unuttum. Ben bir de çorba istiyorum abi. Söylesene içeri. İyi, iyi. Başka bir şey var mı? Natasha'ya falan da bir sorun bak ha. Ne dedin sen? Öldürürüm ben seni lan. Ne dedim ya? Natasha dedin Dursun. Neydi ki hadi? Larissa. Ha pardon, Natasha mı dedim? Ya sen ne rahat bir adamsın ya. Abi dur. Ben bunu parçalarım ya. Ben var ya seni matruşka yaparım, kendi içine sokarım, iç içe sokarım lan ben seni. Gerçekten yanlış duydum ya. Ya bir dakika Sertaç ya. Bu zibidiler yüzünden Slav halkı kadınların hepsini imaja zedeleniyor zaten. Öldürürüm lan ben seni. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sen benim ölüyorsun. Nasıl Natasha ya? Öldürürüm lan. Öldürürüm lan. Makbule abla sen kaçta kalktın? Hı? Kaçta kalktın diyorum. Ben? Hani hazırda yatmadım daha. Yatmadım derken sabaha kadar uyumayıp dizi mi seyrettin? Saat sabahın 9:30 ya. Olur mu anacığım? Daha Adil Zahbeler akşam yemeği yiyorlar. Makbule abla o dizide oluyor. Leyla da... Üniversiteye girememiş. Azık ya. Popatsaz nažu, pats bots palici devi menžu. Luži, 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 ovi menžu. Nezgje mazgje žjezdnje demone, luži, 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 nezgje zjema nožja. Ka-ka, ka-kalin, ka-kalin, kalinka, ka-ka, ka-kalin, ka-kalin, kalinka, ka-ka, ka-kalin, ka-kalin, kalinka, yeah, ka-ka, ka-kalin, ka-kalin, kalinka, ka-ka, ka-kalin, ka-kalin, kalinka, 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 ka-kalin, ka-kalin, kalinka. Nasıl? Kendini evinde gibi hissettin mi? Ama bu Rus kıyafet ve Rus şarkı. Ben Moldovalıyım. Aynı şey değil mi ikisi de ya? Hayır Volkan. Neyse canım önemli olan niyet zaten. Ya niyet demişken... bu sabah sürprizinden sonra seninle ciddi bir niyetimi konuşmak istiyorum. Niyet mi? Ha, ya Larissa bizim seninle güzel bir arkadaşlığımız oldu ya. Acaba diyorum yani... Şu an pek durum müsait değil ama bu arkadaşlığımızı ciddi bir niyete çevirebilir miyiz? Yani beraber güzel bir mutluluğumuz, bir birlikteliğimiz olabilir mi? Böyle bir niyetim var, ne dersin? Niyet? He ben de onu diyorum işte, niyet. Hayır, niyet diyorum. Yani Rusça hayır demek. Ama sen Moldovyalısın. Senin için aynı şey değil mi? Anlamadım ya, ne demek istiyorsun? Volkan sen çok iyi bir insansın ama biz yapamayız. Biz çok farklıyız. Sen böyle, ben böyle anlaşamayız. He, ya bırak şimdi kültürel sınıf farkı falan filan bilmem ne. Ya maksat gönüller bir olsun, takılma böyle şeylere. Şimdi bak sen şu önlüğünü çıkar, salona gidelim. Makbule abla bize birer kahve yapsın işine, hadi. Ama? Ya aması yok, gel ya gel. Zlejna, zampari, boş düzna, zipta, nadi. Ya evet
Kör olası Yavuz. Necda'yı bırakır mı hiç? Ya. Günaydın. Evet Volkan, bir ara seninle bir şey konuşmam lazım. Makbule ablayla ilgili. Larissa, ben acil bir sütlü kahve alabilir miyim? Tabii. Lan Aslı, kendi kahveni kendin al. O kız bu evin hizmetçisi mi be? Evet. Ya, biraz saygı göster Larissa ya Aslı. Kendi işini kendin gör kardeşim. O kız benim kız arkadaşım olacak. Larissa biliyor mu bunu peki? Biliyor ama çok alçak gönüllü bir insan. Sen evin beyisin, ben hizmetçisiyim. Bir arada olamayız demeye getirdi. Çamura düşmüş bir pırlanta o Aslı. Onu çamurdan çıkarmak da benim işim. Ben onu çamurdan çıkaracağım. Pırlanta o. Bu yeni gelen hizmetçinin papası avcumun içi kadar biliyor musun? Farkında mısın? Öldürürüm lan ben seni. Gebertirim lan ben seni. Ne diyorsun lan sen? Ya aynalar bu herif kaşındı artık hasta. Şu an ölüyor. Öldürürüm lan ben seni. Ben ne dedim ki oğlum? Ben bir şey demedim ki. Dulgarı dedim. Gavur gibi kokuyor dedim. Sıska dedim. Uğursuz dedim. Bir de bebe mezarı gibi ayakları var dedim. Fakat bunların hepsi birer hakikat. Aman be halacığım. Senin diline düşeceğime tuvalete düşeyim daha iyi. Düşmüşün düşeceğin kadar. 50 yaşında dul karıyı koluma takıp sözlüm diye gezen ben miyim? 50 yaşında mı? Aslı daha 33 yaşında hala. 50, 33 aynı şey. Vay. Bizim Meyrem 21 yaşında tazecik. Osman bir yanakları var sanarsın dalından kopmuş elma. Sen onu beğenme, tut. Elin sıfatı kuru üzüm gibi buruş buruş olmuş karısının peşinden kurçun kurçun et. Yok benim oğlum aptal. Benim oğlum aptal. Benim oğlum aptal. Tamam halacığım tamam. Eğer yağmur doğan bittiyse sana iki çift lafım var. De hele bakalım. Bak hala. Bana verdin gazı, verdin gazı, verdin gazı. Aslı'yla papaz olduk. Çare mi Meryem oğlum? Takalım mı birer yüksek? Saçmalama halacığım. Bak ben bu kızdan hoşlanıyorum. Boy boy. Allah sen bilirsin. Allah sen bilirsin. Oy şekerim çıktı oğlum. Bak halacığım. Başımın üstünde yerim var. Ama lütfen beni böyle doldurma. Ya resmen aramıza girdin. Aramızı bozdun. Ayrıca Aslı'ya böyle davranırsan ailesi senden nefret edecek ve bir daha seninle hiç görüşmeyecek haberin olsun. Ne diyorsun sen hoşik? Öyle tabii halacığım. Vallahi öyle. Tamam biliyorum. Bana başka bir gelin adayı düşünüyorsun anlıyorum ama. Yani sen de koskoca Dilber Koçarslanlısın değil mi halacığım? Hükümet gibi kadınsın. Al şu kızın gönlünü. Abisiyle babası onur olsun. Sana da bu yakışır. Güzeller güzeli Dilber. Sen kimlerin maskarası oldun? Üf. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar. Gel bakalım Volkan, gel. Oo, fıkra karakteri yine hazır ve nazır bakıyorum. Sayın Suçuoğlu, bu arkadaşın saldırganlık problemi var. Artık bunu sanatoryuma mı gönderirsiniz, akıl hastanesine mi gönderirsiniz? O benim problemim değil ama dükkandan alın. Ben bununla çalışamayacağım ya. Ya Dursun'un boğazını sıkmışsın. İmiğimi sıktı. Sıkacağım tabii. Hak etti. Larissa'ya Natasha dedi baba ya. Ya Larissa, Natasha bilmem ne. Bunlar alengirli isimler. Ne bileyim ben. Sen çok iyi biliyorsun ne dediğini de. Şimdi babamın yanında ağzımı bozmayayım. Nedir bu yardımcı kızın arkadaşı? Anlat bakalım. Babacığım, ben Larissa ile evlenmek istiyorum. Ne? Şimdi değil ama yani şu an için seviyeli böyle ciddi bir ilişkim var. Yani daha doğrusu bu ilişki niyetindeyim. Oo, başladı tık 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 tık. Babacığım, bak yalnız şimdiden söyleyeyim, ben Larissa'nın bu evde çalışmasını istemiyorum yani. Onun çalışmasını ben de istemiyorum artık. Ben vallahi kız arkadaşıma onun bunun çamaşırını yıkatmam.
Onun bunun çamaşırı değil, kendi çamaşırı. Sus be! Her şeye maydanoz olma. Ne biçim insan bu ya? Mikrop bu ya. Aa! Babacığım, ben diyorum ki Larissa'yı dükkana alayım. Ha? Halkla ilişkiler müdüresi yapalım onu. Oğlum daha henüz boşanmadı ki. Hayır, bu Rus kızından 3 günlük arkadaşlığım var. Aklını başına topla. Rus değil, Moldovyalı. Ya babacığım ya, Larissa bu evde çalıştığı sürece benimle kendini aynı seviyede hissetmeyecek. 2 tane üniversite bitirmiş kız ya. Ne olur kabul edin. Vallahi bak, kabul etmezseniz terk edeceğim bu evi ya. Hayda. Vallahi ya, ben bıktım hayatımdan baba. Selim beni terk etti. Bir kızdan hoşlandım, randevuya gelmedi. Şimdi bu fırsat çıktı karşıma. Ne olur baba, çok yalnızım, bittim ben ya. La bırak ağlama, biraz kalbinin adamı ol ya. Sus lan baba. Of be oğlum, dükkanda çalışsın o zaman, ne diyeyim? Allah! Çok şükür yarabbim. Nasıl olsa 3 günde biter bu iş. Kız dükkanda çalışsın, Volkan çalışmasın. Bu da bir fikir. Ya benim yeni ev çok küçük ya. Aslı dedi ki mobilyaları kutularıyla getirin, akşam geniş geniş bizim salonda monte edelim. Hem de böyle yemek yapalım, eğlenelim falan dedi. Ay, biz uğraşamayız şekerim. Bir montajcı çağırsak? Ya deli misiniz ya? Onun içinden kılavuzu çıkıyor, aleti çıkıyor. Bir şey yok ya. Ya bu kadınların tamirat becerisine de hasta oluyorum ya. Tabii canım. Kızlar böyle şeyleri beyin ameliyatı sanıyor. Yazık. Hiç akılları ermiyor. Yalnız ben bu konuda kızlara katılıyorum Osman dostum ya. Birini mi çağırsak? Ya beceremezsek? Hayatım, ben yüksek mühendisim. Gözümün ucuyla şöyle bakar, tek parmağımla hepsini kurarım. Ondan değildi oğlum ya. Şimdi ayak işleriyle biz mi uğraşacağız? Parasını verip birisini yatağa tutalım. Ne var bunda? He oğlum? Tabii ki ayak işleriyle biz uğraşmayacağız. He? Ben tarif edeceğim, siz takacaksınız. Aa, ne haber Osman abi? İyidir. Ne o kız, burnun mu kanıyor? He? Ay, bunları yine burnumda mı unutmuşum ya? Of. Ya hava soğuyunca burnum okuyor, sürekli silince de kızarıyor. Ben de etrafta kimse yokken burnuma kağıt mendilden tampon yapıyorum, rahat ediyorum. He, ben de sandım, moda sandım ya. Rus mu ne, bir kız almışlar. Halt var sanki, her işlerine ben koşturuyordum. Hmm, kıymayı 2 kere çektirdin mi kızım? He, orada. Rus yardımcı olunca sanki perende atacak. Benim neyim eksikti? Uy. Bir şeyin eksik değil de çenen fazla, çenen. Dilber abla, çok dokandı bana ya. Ben bu apartmanda Neriman Hanım'a gidiyorum, Cem Beylere gidiyorum. Herkes çok memnun. Bir bunlar, sosyetikler ya, yabancı kadını aldılar. Hmm. Neriman kokonasını biliyorum da, Cem Bey kim? Cem Bey, bu hani uzun boylu, 1. kat. Aslı Hanım'ın eski beyi yok mu? Abba, ne diyorsun sen hoşik? Aslı'nın eski kocası bu apartmanda mı oturuyor? Diyorum ya, sosyetik bunlar Dilber abla. Hala içli dışlı da görüşüyorlar. Hiç aklım ermez. Görüşüyorlar mı? Vay. 1. kat mı? Cem Bey mi? Beni işten neden kovdurdun? Estağfurullah güzelim, olur mu öyle şey, aşk olsun. Seni buraya alacağız. Dükkanda memuriyet işi var sana. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Buranın haklı ilişkiler müdüresi olacaksın gülüm. Böylece birlikte olmamız için de arada bir engel kalmamış olacak. Anlamadım. Nasıl? Hani sen demiyor muydun? Biz çok farklıyız. Birlikte olamayız falan. Artık bir farkımız kalmıyor. Yani sen evin yardımcı hanımı değil, buranın koskoca müdüresi oluyorsun ya. Ne oluyor öyle olunca? Yani ben patron, sen hizmetçi olmuyorsun. Bir problem çıkmıyor yani, anladın? Ben ondan olmaz demedim ki. Niye dedin? Volkan, sen çok iyi bir insansın ama kültürsüzsün. Ne? Ben mühendisim. Edebiyat master yaptım. Sen 2 sene üniversite. Ben klasik müzik dinliyorum. Sen arabesk. Ben kitap okuyorum. Sen çizgi roman. Sebepler bunlar mı yani? Ve de tipim değilsin. Yapma ya. Ama arkadaş olabiliriz. Benim masam nerede çalışmak için? Ne orada? Bak, sokağın başındaki kafede. Git orada otur. Nasıl yani? Seni bir daha görmek istemiyorum be. Çek git. Duygularımla oynadı. Gavur kızı. Harcadı lan beni.
oldum. Da tam anlayamadım. Siz beni öğle yemeğine mi davet ediyorsunuz? Evet yavrum. Evet kuzum. Apartmanın gençlerini yemeğe çağırdım. Size güzel Adana yemekleri yapıvereceğim. Aa çok sağ olun ama ya bu öğlen benim bir çekimim var. Bak hele yavrum. Kırma Dilber Dezen'in kalbini kuzum. Size ne kebaplar, ne analı kızlılar, ne bicibiciler yaptırdım oğlum. Bicibici ne? Gel de kendin gör. Haydi bekliyoruz. Hediye teyze, şimdi akşam bayağı bir kalabalık arkadaşlarım gelecek benim misafir. Burada mobilya falan monte edeceğiz. Onun için salonu çok iyi şöyle bir toplayalım, tamam? Sonunda bana döndünüz ha? Oruz kızının nesi vardı o kadar matah? Perende mi atıyordu? Çok merak ediyorum. Of sabahtan beri bu. Evet Hediye Hanım, perende attı. Oldu mu, tamam mı? Öyle mi? Attım. Ne oldu? Hiçbir şeyim eksik değil. Kimse benim gündeliğe gittiğim evi çalamaz o kadar. Aman yarabbi. Bu mahallenin havasından mı suyundan mı? Bir normal insan kalmadı ya. Atlas yorganın yüzü. Ayırdı felek bizi. Ayıram felek olsun. Kavuştur Mevlam bizi. Bu ne demek yani mesaj olarak? Ayrı düştük, ayrı düştük. Hatın kız, güzel kız, mis kokulu kız. Osman'a bir şey mi oldu? Ağzınla yelasın, hoş çık. Dedim Dilber halasına bu maviş kızım küsmüş. Osman'ım get benim yarimin gönlünü al demiş. Dilber hala durur mu? Düşmüş yollara. Ondan sonra ne olmuş? Onlar ermiş muradına, biz çıkak kerevetine. Hadi gel, sana Adana yemekleri yaptırdıydım. Ha yok, ben gerçekten gelmeyeyim, sağ olun. Neden? Ne bileyim, ben pek öyle yemek yemiyorum yani. Yemek yemiyor musun? Ha yok, pek alam yok hani yemekle. Sıskalık hastalığı mı var sende yavrum? Hayır canım. Kendini aynada yağlı yağlı mı görüyorsun? Nereden çıktı ya? Yayıp yayıp kuzana hastalık mı var sende kızım? Ay, ne münasebet canım, aa. Bak, sabahları aç karnına bir demet maydanozu çığ çığ yutacaksın. Hemen iştah açıyor. Bütün gün camış gibi yerken beni anarsın. Dilber teyzem dediydi dersin. Bak hele, hadi bekliyorum. Çok güzel yemekler var. Yiyen bir pişman, yemeyen bin pişman. Hadi. Ya bu kadın tutturdu öğle yemeğine gel diye baba. Herhalde Osman Aslı'nın gönlünü al filan dedi. Sen de gidiver canım. Nihayetinde sözlüğünün halası be kızım. Osman abi eksikli tabii. O kızla Boğaz'da yemeğe gitti ya. Hangi kızla Makbule abla? Aslı ben sana söylemeyecektim ama içimde tutamadım ya. Ben Osman abiyi gördüm. O kızla baş başa Boğaz'da yemek yiyordu. Ne diyor bu ya? Kimle yemek yiyorlardı? Şehrazat'la. Şehrazat'la mı? Şehrazat'ı oynayan oyuncu kızla mı yemek yiyordu Osman? Ne diyorsun ya? Ya yanlarına gidip bir çift laf etseydin. Yok ben televizyonda gördüm. Paparazzi programında mı gördün? Yok şey. Ben nerede gördüm? Ha işte Osman abi Boğaz'daydılar. Ondan sonra Osman'la Onur. Onur Şehrazat oradaydı. Osman abi de Onur'la mı? İşte öyle şey gördüm ben. Yani Osman abinin çocuğu var mıydı? Makbule abla, sen Şehrazat'ı bak bana bak bana. Sen Şehrazat'ı Osman'la mı yemek yerken gördün yoksa kocası Onur'la mı gördün televizyonda? Onlar kim? Dizi karakterleri. Şeydi. Şehrazat. Osman abi, Onur abi. Şeydi gördüm. Sütçü Ramiz Efendi bana demişti ki. Çok kafam karıştı benim ya. Ben
Nerede gördün ki onları? Olabilir, hiç önemli değil. Bak Bülent ablacığım, hiç dert değil, dert etme. Babacığım, doktor çağıralım. Bir ben miyim perişan, gecenin karanlığında? Yosun tuttu gözlerim, yalnız ağrım tümünde. Bir ben miyim perişan, gecenin karanlığında? Hadsizin başkanı. Alo? Niye gelmedin? Sen niye gelmedin? Ben geldim. Önce ben geldim. He? Ay, önce ben sordum. Acaba hakikaten önce sen mi geldin? Vallahi ben geldim yani. Ben de geldim. Demek ki belki de sen geldin, bekledin, gittin. Sonra ben mi geldim? Sen geldiysen demek ki geldin. Ya sen gelirsin de ben gelmem mi? Ben seni gelmedin sandım. Hem de koşa koşa geldim be. Oy. O zaman bu akşam yine gel. Geleyim değil mi? Bekletmeden gel. Gelirim. Bekliyorum. Alo, alo. Saat 9'da, bir yanlışlık olmasın. Akşam 9 oluyor bu. İngilizce'de PM diyorlar. Suçuoğlu muhallebicisinde. Teşvikiye Mahallesi, İstanbul. Hani bir karışıklık olmasın diye diyorum. Oldu, iyi günler, hayırlı olsun. Ay, kokulu böcek. Leş gibi hayvan ya. Ulan nereden çıktın sen sonbaharda şimdi be? Sabotaj gibi be. Lan bunun kokusu çıkar mı acaba? Akşam kızla buluşacağım. Sen ne pis bir böceksin ulan. Koca dünyada beni mi buldun ya? Şark keşesini beğendin mi? Evet, çok güzel. Bir tek ben mi varım? Başka kimse davetli değil mi? Osman falan yok mu? Apartmana gençlerini davet ettim. Ha, kimleri? Vallahi ben davetimi ortaya koydum. Beğenen kalkıp gelir, beğenmeyen evinde pinekler. Volkan falan davetli mi? Yok yavrum. O işteymiş, ona söylemedim. İçi kalmasın çocuğun. İyi günler. Hoş geldin Cem. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Ne yemekler var? Herhalde çok güzel yemekler mi var? Öyle gibi geldi bana. Ne yemekler var? İyi günler Dipler abla. İyi günler. Ne yapıyorsunuz? İyi, hoşuk. Apartmanın gençlerine öğle yemeği veriyor musunuz da ben de işten çıkıp koşarak girdim buraya. Sen kaç yaşındasın yavrum? 37. 35'in üstünü alamıyoruz kızım. Kusura kalma. Hayırlı günler. Vay yarısını. Keşke 34 deseydim. Bas geri. Kim gelmiş? Kapıcı, kapıcı. Evet, buyurun masayı. Gelecek başka kimse yok mu? Yok yavrum. Herkesin de böğün işi varmış. Ne edeceksin? Hadi, hadi.
Ya buraya kadar koku geliyor kardeşim ya. Beci abi, sanki tuvalet, ispirto, yanık et bir arada. Abi ne hayvanmış, elime boynuma her yanıma sindi ya. Pis böcek be. Ya aslında bunların kokusu birkaç günde çıkar kardeşim. Boşuna uğraşıyoruz ama yani. Ya uğraşalım, deli misiniz? Benim çok önemli bir randevum var arkadaşlar. Lütfen uğraşalım ya. Dursun, deterjan falan bir şey getir oğlum buraya. Burnumun direği kırıldı abi. Böyle dalyan gibi civanı da televizyonda, yabancı filmde bile az görürsün. Maşallah. Hem yakışıklı, hem efendi, hem kibar. Allah sahabına bağışlasın. Helal süt emmişinden bir kıza kısmet olsun. Çok teşekkür ederim. Bak hele Aslı. Yakışıklı dediğin bizim Osman gibi az hovarda olur. Ne bileyim, serseri olur. Uy, bunun gibi nerede? Gittim dedim. Oğlum ben Dilber Dezen. Yeni komşu. Öğlene bekliyoruz. Almış eline bir çiçek. Anca öyle gelmiş. Ailesinden görmüş, geçirmiş. Çok takdir ettim yavrum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kuzum. Ama benim bu hatun kızım da ayrı bir alem. Uy, güzelliğini mi saysam, hanımlığını mı saysam, tatlı dilini, güler yüzünü mü saysam? Teşekkür ederim, mahcup ediyorsunuz. Teni de gül kokuyor, biliyor musun? Öyle mi? Yüzünün derisi kadife midir, ipek midir, anlamadım nasıl şeydir. Gözlerin de abba, zaten bakamıyorsun. İnsan ürperiyor. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bak hele, geçen günü baktım maşallah o Selvi gibi boyun altına. Aa, nedir dedim o pabucun içinde. Serçe kuşu mu var acaba, uçup gidecek. Aa, bir de baktım ayakmış. Nasıl ayakmış? Oğlum kulağını versene, hatın kızımın diyorum, kıllicik ayakları var. Küçük yana. Aa, pardon, pardon, şimdi anladım ben. Tamam Makbule Hanım, ben anladım durumu. Şimdi siz hiç endişe etmeyin, rahat olun, tamam mı? Tamam. Siz Tıbbiyeli Mustafa'yı tanıyor musunuz? Mustafa kim kız? Dizi karakteri galiba. Makedonyalı kendisi. Tamam Makbule Hanım, tamam. Şimdi siz kafanızı hiç yormayın. Rahat olun. Bahçeye inin, alışverişe çıkın. Oldu mu? Tamam. Ne olmuş doktor bey? Sürmenaj. Sürmenaj mı? Beynini çok yormuş. Kısa zamanda aşırı bilgi yüklemiş. Dinlenecek. Ne yüklemesi ya? Sabahtan akşama kadar televizyon izliyor bu geri. Çok fazla dizi seyretmiş. Düşünün bir kere. Televizyonlarda 120 dizi. 1500'e yakın karakter. 90 dakikada. Beyin kapasitesinin çok üstünde. Vah vah vah. Sonra uykusuzluk filan derken gerçek hayattaki hikayelerle kurguyu birbirine karıştırmış. Ne yapacağı? Dinlenecek. Bahçeye insin, gezintiye çıksın, parka gitsin. Gazete, televizyon, özellikle televizyon ekleri kesinlikle yasak. Görüyor musun başımıza gelenleri? Çok teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim. Bir iki haftaya kadar toparlar. Merak etmeyin. Efendim sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Beni tanıyor musun Makbule? Hı? Burhan Makbule. Makbule Burhan. Jane Tarzan. Tarzan Jane. Ay bu iyice bozulmuş ya.
nasıl panik olduğunu soran biri ya. O kadar da kötü değil. Arada bir kıvam karışıyor. Ya abarttın ya o kadar. Ha şimdi şaka mıydı bu? Nasıl panik oldunuz hemen? Öf Makbili yani. Ali Rıza dayım nerede? Evet. İyi günler efendim. Ben Sedef Onaran. Olabilir. Cem'in annesiyim. Mümkündür. Şey ben Cem'e uğradım. Evde yoktu. Hediye Hanım sizde olduğunu söyledi. Burada mı acaba? Şu Hediye'nin ağzını da bir ayıracağım. Bir daha konuşamayacak ha. Anlamadım. Yok hanımefendi. Cem buradaydı sonra çıktı. Artık gezmeye mi gitti nereye gitti bilmiyorum. Anladım. Hadi güle güle arada kahveye uğra. Beni ütü odasına attınız. Onun için ben de klostrofobi başladı diye. Sen zaten manyağın tekisin yani. Aynen öyle yani. Klostrofobinin ütü odasıyla ne alakası var? Biz ne yaptık sana? Boşuma gitlerin de ütü yaparım. Kızım seni merak ederler. Hadi sen git yavrum. Yok Dilber teyze sofrayı toparlayayım da. Git dedim hoşik. Ay, git diyorum. Bunu da gönderemiyoruz. Kızım Sabit Efendi bana demez mi? Sen benim kızımı yordun. Sen benim kızımı hoşafa çevirdin. Haydi yavrum git. Git sağ olasın. Oldu o zaman. İyi günler size. Sağ ol canım. Bici bici yer misin? Bici bici ne? Bici bici senin gibi cici bici bir şey. Tatlı bir şey. Adana'mızın tatlısı. Aha da bu. Aa bu anladım. Güzel. Adana'mızın bici bicisi tatlıdır, erkekleri acıdır. Adanalı bey gördün mü kaç. Çapkınlık bunlarda, küfür bunlarda, dayak bunlarda. Hele ki bizim ailenin adamları, aman Allah sen koru yarabbim. Vay. Bizim hatun gelinler ne çekti, ne çekti. Abba. Vallahi ben şu tatlıdan bir tane yiyeceğim yani. Ye benim dalyan oğlum. Yakışıklı oğlum. İyi, o zaman haydi gelin şark köşesinde oturak yiyek ya bunları. Tamam, buyurun. Ben tepsiyi aldım. Aferin hatun kız. Da değişik bir şey. Nasıl bir kırmızı bu yalnız değil mi? Bilmiyorum içinde ne var. Ama iyi görünüyor yani. Tatlı olduğunu bilmek güzelmiş. Evet. Oh. Ne olacak? Ne olacak? Otur gelsin. O kadar çok yedik ki. Şiştim de bir anlar ama bir tatlılık yer var yine de yani. Likör mü? Ya içki içmek için biraz erken değil mi? Canım, 40 yılda bir geliyorsunuz. Dilber dezenizin ikramı. Sağ olun. Ne var ne yok? Nasıl keyifler? İyi vallahi işte bildiğin gibi. Senin nasıl? Ne olsun? Kış geldi. Siz şey Melek'le yazın ayrılmışsınız değil mi? Evet. Ya yani belli bir yaştan sonra insanların aşık olması biraz zorlaşıyor galiba. Öyle mi diyorsun? Tabii yani zaten kime aşık olacaksın ki yani? Zor değil mi? Yani. Kapı mı kapandı? Bilmem ben bir şey duymadım. Dilber teyze. Dilber teyze. Dilber Hanım. Dilber Hanım. Kimse yok. Nasıl? Çıktı gitti mi? Bizi böyle bırakıp gitmedi herhalde. İnanmıyorum. Ne oldu?
Tabii her şeyi biliyor ya. Bizim eskiden evli olduğumuzu falan her şeyi biliyor. Özellikle çıktı gitti yalnız bırakmak için. Bak halimize bak. Çalan müziğe falan bak. Ben nasıl bu tufaya düştüm ya? Makbule abla yeter ya. Kazıdın her yanıma çıkmadım hala be. Ay hala leş gibi kokuyor be. He yeter be. Ne biçim böcekmiş bu? Allah belasını versin bu böceği ya. Dur bakayım. Aklıma başka bir şey geldi. Başka bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin? Her şeyi bastıran başka bir koku. Neymiş o? Sarımsak, sarımsak. Ne demek istiyorsun sen şimdi As? Yani sen benim halama ne diyorsun yani? Durum çok açık ortada değil mi Osman? Cem'le aşkımız belki tekrar alevlenir diye bizi orada... Tövbe tövbe. Halam öyle bir şey yapmaz. Bir şey almaya çıkmıştır. Ne almaya çıkmıştır acaba? Biz orada Cem'le böyle şark köşesinde oturup... romantik müzikler dinleyip likör içerken karşılıklı ne almaya çıkmıştır acaba? Çok merak ettim. Sen de o zaman oturmasaydın elleri file kardeşim. Madem baktın ortamın rengi değişiyor, çekip gitseydin oradan. Niye muhabbet ediyorsun eski kocanla? Allah Allah. Nasıl yani? Kabahat bende mi şimdi? Ben kabahat sende demedim. Tamam ama... tamam hiç konuşma yorulma boş ver ya. Sana halanla başarılar dilerim, mutluluklar dilerim Osman. Bak nasıl yaptı istediğini başardı gördün mü? Aslı. Hiç, bak, tamam öyle istemiyorum. Değil, öyle tamam. Akşam da hiç bize gelme yorulma. Eşyaları biz kendi imkanlarımızla monte ederiz. Çok teşekkür ederim. Aslı öyle değil bak. Öyle. Bak Aslı bak. Aslı bu değil yani Aslı. Aslı. Alo. Aa. Çok teşekkür ederim ya. Ne kadar tatlısınız. Yarım saatte her şeyi hallettiniz. Bir tek şifon yer kaldı. Siz de bir zahmet bir yemek yaparsanız onu da halledeceğiz inşallah da. Aç kaldık Osman dostum ya. Şimdi güzelim bunların yemek yapması asırlar sürer. Biz şifon yeri 15 dakikada halleder sonra maça otururuz. Bunlar yemek yapana kadar ben evi baştan aşağı döşerim. İki de pantolon dikerim. Tığ işinde masa örtüsü yaparım. Erkeksi bir laf edeyim dedim ama içinden kadınsı çıktı. Vallahi bravo nasıl iki dakika içinde yaptılar. İnanamadım. Hayatım bu kadın beyni erkek beyni meselesi. Niye biz beyinsiz miyiz? Hayır estağfurullah da sizinki daha çok böyle entrikaya falan çalışıyor. Bizimkisi böyle bilime, mekaniğe falan. Yok yok o kafası entrikaya çalışanlar biz değiliz. Başka tanıdığımız bazı hanımlar. Aman canım neyse ne. Biz bu tartışmayı yapana kadar şifon yeri bitirdik beyler. Hadi kızlar kalkın yemek için alışveriş yapalım. Ay saat neredeyse 7 olmuş zaten. Hadi kalkın. O zaman siz şifon yeri yapın, 9:30'da falan yemek hazır. Aman inşallah. Ya iki mobilya için ne alkış aldık ya. Ben bu tip kadınları lanet olsun ki çok iyi tanıyorum. Bunların kafaları böyle şeyleri hiç çalışmıyor maalesef. Zannedersem ki beyinlerinin o köşelerini hep makyaj hilelerine ayırmışlar. Öyle düşünüyorum yani. Neyse biz gelelim şifon yere. Şimdi bu biraz karışık gibi de. Bu ne lan? Sen nereden geliyorsun? Hamamdan geliyorum, hamamdan. Ne var? Sen la ilahe illallah ya. Hamamda niye... La hangi hamam o e? La kokutmuşlar seni, bir daha gitme oraya ya. Ne kokutmuşlar? Burada. Böyle yanık et, ispirto, tuvalet, az üzerine sarımsak. Of. Ya git bir duş al ya, ayıptı ya. Böyle dolaşılır mı ya? Daha nasıl duş alayım ben? Deri kalmadı duş almaktan ya. Allah belanı versin Makbule abla. Bütün o leş kokuların üzerine bir de sarımsak eklendi. Neyse daha 2 saat var. Belki geçer. Olumlu düşüneyim ben. Olumlu düşüneyim. Hadi inşallah. Niye olmuyor lan bu?
Ne bileyim Osman dostum ya. Ne bileyim ya. Söylenenlerin hepsini yaptım. Ona oraya takıyorum, ona oraya takıyorum. Bir şey yanlışlık var olmuyor. Burhan abi şunu bir söküp baştan yapar mısın? Acaba yani bir bakalım nerede eksiklik var görelim değil mi? Mesela şunu kullanabilirsin. Burhan. Ağzını burnunu dağıtırım. Lan seni. Ağzını burnunu dağıtırım. Amele miyim lan ben? Köylü miyim? Öyle biliyorsan kendin yap. Oradan yukarıdan Osman Koçarslan'ın yanından sanki arkadaşıymış gibi orada talimat veriyorsun bana. Tipsiz. Ya bunda bir saçmalık var kardeşim. Böyle olmaması lazım. Bence bunun hidrolinde bir şey var. Ya teorisini boş ver abi. Pratikte biz bunu yetiştiremezsek kızlar rezil oluruz. Bir buçuk saatte de kızlar burada ha. Bence hiç terlemeyelim. Dursun'u çağıralım. O bilir. O yapar. Bu işleri anlıyor. Söker, takar, bir şekilde ayarlar. Koskoca marangoz ya. İki tane klas veriyorsun, bir tane pil. Klip yapıyor adam. Peki kızlara ne diyeceğiz? Maça daldık. Üşendik derece. Ne var yani? Çağır bakayım şunu canım. Güzel pas. Çok güzel. Atalım. At. Vur. Ah aman ya. Be. Bu kaçar mı be? Ya. Bu nasıl offside ya? Bu çocuk hep offside'e giriyor ya. Offside mi? Ne offside'ı lan? Devre oldu. Geçmiş olsun. Evet evet. Geçmiş olsun. Bundan sonrası hayır gelmez. Burası nasıl gidiyor? Bitti bitti. Güzel oldu ya. Bu ne lan? Sehpa. Şifonyer olmayacak mıydı Dursun? Şimdi ben baktım baktım bundan şifonyer olmaya. Dedim ki malzeme boşa gitmesin. Dedim sehpa yapayım onu bunu koyarlar da. Ne alt ettin lan sen? Doğru konuş. Ben Seba bana burada iş yapayım. Gel gara yapma. Kalıbın adamı ol. Doğru konuş mu dedi bana bu? Ya abi kusuruna bakma biraz deli gibi bir şey o kafa gidik bunu da idare et. O zaman niye buna yaptırdık kardeşim? Burhan hep senin yüzünden ha. Osman dostum eğer döveceksen kendimi pelte gibi bırakayım yani şu anda. Allah Allah. Kızlara vallahi rezil olacağız ya. Bir de bir sürü laf ettik beyin beyin diye. Aslını dilinden ben bir hafta kurtulamam. Zaten gıcık bana. Ya gidip aynı parçalardan alalım diyeceğim ama ta karşı taraf. Saat 9'a geliyor. Bu saatte aslında trafik yoktur. 20 dakikada gider geliriz. Oo çoktan kapamış buraya. Açtırırız güzelim. Hayda. Şoförü de yolladık alanda kalacağım diye bak. O kadar ukalalık, kabadayılık ama ocağıma düştünüz yine. Ne oldu? Bas oğlum bas. Daha zal Allah ne verdiyse bas. Bağırma kulağımın dibinde. Kulaklarım hassas benim ya. Midem bulanıyor ya virajlardır. Aman kusimden ana Burhan abi. Alo Ruhi Bey iyi akşamlar. Ben Osman Koçarslan'dı. Hani tanışmıştık ya. Sağ ol sağ ol. Ya sizden çok özel bir istirham mı olacak? Acaba dükkan kapandı mı? Sabah lan sabah lan sabah 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 lan. Ya dün bak 3 saatte geldiğimiz yolu bugün 15 dakikada geldik ha. 15 dakikalık yol da ondan koçum. Midem bulanıyor ya. Aman abi sakın. Allah abi sağ ol. Hadi hadi yürüyün hadi. Hadi hadi. Vallahi. Her işiniz acele ya. Vallahi bitirdiniz beni ya. En sonunda buluştuk. Vallahi öyle. Buyurun. Buyurun. Ne yersiniz? Bir şey yer misiniz? Yiyeyim bir şeyler. Yemek için ne yersiniz? Sizi bırakıyorum. Ne varsa getirsinler yani. Daha doğrusu her şeyi yerim. Seçim yapmam o açıdan. Maşallah. O zaman ben sizin için özel bir şeyler hazırlatayım.
Arkadaşlar tanıdık. Ben buranın devamlı müşterisiyim de. İki dakika gidip geliyorum hemen. Aman bir yere kaybolmayın sakın ha. Kaybolmam, kaybolmam. Buradayım. Ay pis, sümüklü. Alo? Şahika, ben Dilber halam. Hatırladın mı beni kızım? Şş bak hele, bu Makbule senin arkadaşınmış. Biz Nişantaşı'nda geziyoruz, buralardaysan gel de bir elimi öp. İstanbul'a geldik geleli bir sıfatını göremedik, hoş şik. Burhan çabuk topla şunları hemen çöpe at, hadi hadi hadi. Neredesiniz ki? Nişantaşı'nın neresindesiniz hala? Ya, nerede yürüyorsunuz? Ya sokak olarak be! Bağırmıyorum. Neresi? Ha, tamam. Yok gelemem ben. Ya gelemem hala be öf! Tamam, öperim elinizden. Cadı kırı. Menteşe'nin burada ne işi var? Ay çocuklar kusura bakmayın, aç kaldınız değil mi? Ya bir ayakkabıcı ucuzluk yapmış, biz de dayanamadık, ne yapalım? İnsaf be insaf, saat 10 oldu, 10. Saat 10 oldu, hala şifonyer yok. Ya... Maç izlemeye daldık, unutmuşuz. Sorumsuzluk işte bizimkisi ya. Ay iyi canım. Biz yarım saate yemeği hazırlarız. Siz de o sırada şifonyeri halledersiniz. Burhan Bey, bunları çöpte buldum. Neyin parçaları bunlar? Mutfaktaki çöpe mi attın gerizekalı? Sizin için çok özel bir şey hazırlıyorlar. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. En azından iyi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yani. Allah iyilik versin. Sağ ol, sana da. Son sürat gittik. Aynı hızda geri döndük. Aynısından aldık geldik. Öyle bakmayın ya. Bir parçası mı eksik nedir bilmiyorum. Puzzle gibi olmuyor. Onu oraya taktık, taktık olmadı yani. Muhakkak yetlen. Ulan amma öttüm be. Makbule'den tırsıyorum ya. Yaba gibi elleri var. Şu aralarda akli dengesi bozuk. Ne yapacağı belli değil. Doktor suyuna gidin dedi. Yani ne bileyim, korkuyorum ben ondan yani. Ya tamam ya, bırakın ya. Şifonyeri de biz yaparız, tamam ya. Nasıl yapacaksınız Aslı? Ya tamam, şifonyeri de biz yaparız, yemeği de biz yaparız. Yani siz gidip bir tatlı alabilecek misiniz? Bunu yapabileceksiniz değil mi? Bir zahmet yani. Tamam canım, gidip alırız da siz şifonyeri dokunmayın. Bence onda teknik bir hata var. Artık kesin öyledir onun kesin. Teknik hatadır artık o. Allah Allah. Şimdi Fıstıkçızade Baklava Sarayı'ndan fıstıklı baklava alınacak. Bunu yapabilecek misiniz acaba, becerebilecek misiniz? Yoksa onu da biz mi gidip alalım? Yani. Tamam canım, alırız. Allah Allah. Yürüyün beyler, hadi.
Hadi gidelim. Montunu al, terledi. Beni aldın ya. Mesafelisiniz biraz. Rahatsız etmeyeyim dedim. Anladım. Kimseyi rahatsız etmek istemem. Beni olduğum gibi kabul edecek insanlar lazım bana. Öyle mi? Bravo. Tebrik ederim size o zaman. Eyvallah. Hatasız kul olmaz. Tamam da bir insan hatası da böyle lang diye yüzüne vurulmaz ki ya. Bir anlayın, dinleyin, görelim bakalım. Yok. Bu yine geçen buluşmayla mı ilgili? Buna daha çok buluşamama diyelim. Sizi tanınca daha iyi anladım. Seçtiğimiz mekan da klasınıza uymamış. Allah Allah. Ya agresif misin? Nesin sen be? Aa! Rezil olduk lan Aslı ya. Böyle kepazelik olur mu oğlum? Kapattım ya dükkünü. Kapatma kapatma. Alışveriş yapacağız. Baklava alacağız. Abi açmak isterdim ama hiç mal kalmadı ki. Fıstıklı baklava yok mu? Hiç baklava kalmadı abi. Kusura bakmayın. Gir yap lan. Nasılsın abi? Gir içeriye, bana bir kilo fıstıklı baklava yap. Sana ev veririm, araba veririm. Eğer yapmazsan vallahi billahi öldürürüm, sen seç. Osman dostum yapma, vallahi şeytan doldurur ha. Bana baklava lazım lan. Dararız dükkanı lan. İnsan en azından asgari bir nezaket bekliyor ya. Ya bir sen bekliyorsun sanki, biz beklemiyoruz. Döndüm kıçına oturdun, paçozun başkanı. Ne? Paçozun başkanı mı? Sensin paçozun başkanı. Şuna bak ya, kızın içinden çirkef çıktı resmen. Ay ben gidiyorum ya, manyak mı ne ya? Gidersen git be, aman be. Zaten sen geldiğinden beri rahatsız oldun değil mi? Herhalde oldum. Lan gidersen git be, hadi git. Manyağa bak ya. Sakın beni arama, ruh hastası. Sensin ruh hastası, ne yapacağım seni be? Paçozun başkanıymış, bak siliyorum. Numaranı şimdi siliyorum numaranı. Kokuyorsak kokuyoruz. İnsanlar ki en azından der, ya bir koku geliyor hafif, nereden geliyor acaba falan der. Terbiyesiz. Of, nedir lan benim çektiğim ya? Burnuna tıkaç tıkamış, bir de oturuyor karşımda ayı. Yuh! Lan bütün kızlar böyleyse yandık biz ya. Benim aşk hayatım, seks hayatım olamaz artık ya. Ümitsiz vallahi. Yaprağı mı arasam acaba? Canım ne kadar borcumuz, sağ ol. Ev demiştin ama. Para istemez. Al şunları. Bu da benim kartım. Affet beni. Kız meselesi, kusuruma bakma. Sana evde ayarlayacağım, söz. Ver, 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 ver. Hadi eyvallah. Yakalandın. Ay. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yemek yiyorum. Yedirtme. Ne? Kızların yaptığı hamur, makarnayla, salatayla olmaz bu işleri. Gıdasını aldım. Bak bile hastalanmış. Gavur hizmetçi kaçtı dediler. Öğlenle yukarıda zebil gibi yemek yaptıydım. Sağ Adana'mızın yemeğinden getirdim. Yok, yok sağ olun. Ben zaten... Ay kele sus. Sus. Bir tabak da kendim alayım da yalnız yeme. Geçeyim de. Makbule. Uy. Makbule. Ay neredesiniz ya? Ay ne bileyim, dolaştık da biraz. Yürüyüşe çıktık. Ay biz şifon yeri yaptık. Sofrayı hazırladık. Sıkıldık. Saçımıza maşa yaptık. Siz bir tatlı alamadınız ayol. Aslı nasıl yaptınız bu şifon yeri siz? Talimatlara bakarak. Ha? Ay nasıl şaşırdılar. Ay kadınların doğuştan çok yetenekli olması gerekiyor. Hem çalış, hem kendine bak, hem çocuk yap. Kolay değil. Onun için yani şifonyer yapmak öyle beyin ameliyatı olmadı bizim için. Pardon, tornavida takımım burada kalmış. Alabilir miyim? Bir
Bir de bu verdiğiniz telefon numarası kullanılmıyor diyor. Borcundan dolayı kapanmıştır. Ben sizi ararım. Güle güle. Bu tam bir skandal şu anda. Yani mobilyacının montajcısını bu saatte gelmeye nasıl ikna ettiniz ya? Kaç para verdiniz? Para vermedik. Ya bırak. Gerek kalmadı. Fatoş telefonunu verdi. Fatoş! Ondan canım. Bence biz bu şifonyeri neden yapamadık biliyor musunuz? Çünkü ampillerimiz yok. Bu ne ya? Televizyon mu açık? Hayır ya, televizyon açmak yasak Makbule abla yüzünden. Ne bu ya? Adanalı, tek sana yandım güzel delamlı. Hey, hey gülle, hele hele gülle. Hey gülle, hele hele gülle. Peşte malı püskülle. Peşte malı püskülle. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım güzel deli onu. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım güzel deli onu. Çay, kahve, hangisi? Kaymıçak mı? Çay mı, kaymı mı? Kaymı, çay mı? Ya ne yapayım ofisteki oda? Ay, hoşça kal. Böyle yerlerde mobilya falan montaj... Bir daha, pardon. Benim bu tatlı kızım da bir hatın kızım da. Tatlı dilini güler yüzünü saysam. Lan! Lan! Telefon! Lan! Lan! Telefon! Ne lan? Nasıl yani? De öyle yani. Ağzıma s**tım ya. Şimdi güzelim bunların yemek hazırlaması, hazırlaması oldu. Oldu. Pardon özür. Yemek hazırlaması aslında. Allah Allah. La bırak ağlama biraz kanepenin adamı ol ya. Çok pardon bu sefer. Anladım. Ay en sonunda buluştuk. Evet vallahi öyle oldu. Buyurun. Utanma utanma. Ben güzelliğimden, alımlığımdan utanıyor muyum? Alımlık mı ne ya? Alımlık. Ne tarafa? Ne tarafa dönüyor? Ne tarafa çeviriyor? Bas oğlum bas. Sağsa bu taraf. Ne oldu lan? Engin burada Dakar'a katıldı dedi. Bayağı sarılıyoruz. Acaba dükkan kapandı mı? Dön sabah lan sabah lan sabah! Nereye çevirdin lan? Dursun senin tipini. Hep bugünü bekliyordum. Bugün olacak belki. Bağdat'ın çıtır pelinleri şöyle. Görmek bugüne kısmetmiş. Ne bileyim Osman dostum ya. Söylenenlerin hepsini hepsi yaptım. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hepsini yapıyorum. İyi kardeş şaka yapmışlar diye yerin yedi kat dibine geçti çıktı. Yok yok dayı. Larissa pek hamarat, pek temiz gibi kız gibi görünüyor. Ne oldu? Yanın ışığı sönsün, baharı kışa dönsün. Bize beddua edenler, beddua karşı edilir.
Devre arası. Ah, geçmiş. Devre arası. Işte. Bence de geçmiş olsun. Burada durumlar nasıl? Başka bir açıdan da şöyle çek. Gel abi, gel. Kaldı Hasan Bey ya. Hayır, şey yapınca arkasını dönünce hocam. Hele bir Bağdat Caddesi var diyorlar, ortalık çıtır pelin dolu diyorlar. Bir başka alem ya. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar.